Mahfi eğilmez Türk lirasının dış değeri. Bir ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değer değişimini iki şekilde izlemek mümkün. Herhangi bir yabancı ülke parası karşısında ulusal paranın değer değişimini dönem sonu kurlarını alarak ölçmek. Reel efektif kur endeksi denilen bir yöntemi kullanarak ölçmek. TL'nin dolar karşısında yıllar itibarıyla ortaya çıkan değer değişimini önce dönem sonu kurlarıyla gösterelim. Grafik bize TL'nin dolara karşı sürekli değer kaybı içinde olduğunu gösteriyor. Şimdi de daha teknik bir ölçme yöntemi olan reel efektif kur endeksine bakalım. TCMB uygulaması açısından Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre TL'nin ağırlıklı ortalama değerine nominal efektif döviz kuru, netteki nispi fiyat etkilerinin arındırılmasıyla oluşturulan ortalamaya da real efektif döviz kuru adı veriliyor. TÜFE bazlı REK hesaplaması Türkiye'deki fiyat düzeyinin dış ticaret yapılan 36 ülkenin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı ortalaması alınarak yapılıyor. Burada ülkelere verilen ağırlıklar ülkelerin Türkiye ile olan dış ticaret hacmine göre hesaplanıyor. I, R, e, K hesaplamasında kullanılan formül şöyle: I, i Bu formüldeki harflerin anlamları da şöyle: N kapsanan ülke sayısı, Pütür Türkiye'nin fiyat endeksi, V İ ülkesinin Türkiye'nin REK endeksindeki ağırlığı, P İ ülkesinin fiyat endeksi, E İ tur TL cinsinden İ ülkesinin parasının kuru. RKL -E -E 100 ise TL'nin değeri ticaret partneri ülkelere göre tam olması gereken değerdedir. 100'ün üzerinde ise TL değerli, 100'ün altındaysa değersiz demektir. 100'den ne kadar uzaklaşmışsa olması gereken değerden o kadar sapmış olmaktadır. Aşağıdaki grafik TL'nin yıllar itibarıyla REK endeksi değişimini gösteriyor. İyi buna göre TL 2010 ve 2011 yılında oldukça değerliymiş. Zaman ilerledikçe değer kaybetmeye başlamış ve 60'ın altına kadar gerileyerek aşırı değersiz duruma gelmiş. Gerek yalnızca doları esas alarak, gerekse Türkiye'nin en önde gelen 36 ticaret ortağının paralarıyla TL'nin ilişkisini ele alarak baktığımızda TL'nin son 4 yılda çok ciddi bir değer kaybı yaşadığını görüyoruz. Bu büyük değer kaybının TCMB'nin döviz satarak kura müdahale etmesine karşın gerçekleşmiş olması dikkat çekicidir. USDT ile kuru ne kadar düşük olursa dolar cinsi GSIH ve kişi başına gelir o kadar yüksek çıkıyor. Bu yolla GSIH ve kişi başına gelir yüksek gösterilmiş oluyor ve bir yanılsamaya dayalı olan bu durum bir başarı göstergesi olarak sunuluyor i, tüfe esas alınarak yapılan REK hesaplamasında Türkiye'nin dış ticaretinde önemli olduğu için kapsama alınan ülke sayısı 36. Bu ülkeler şunlar, gelişmiş ülkeler, Almanya, İtalya, ABD, Fransa, İngiltere, İspanya, Belçika, Hollanda, Japonya, Kore, İsviçre, Avusturya, İsveç, Tayvan, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, İsrail, Finlandiya, Danimarka, İrlanda, Slovakya, Portekiz. Gelişmekte olan ülkeler, Çin, Rusya, Romanya, Polonya, Hindistan, Macaristan, Bulgaristan, Tayland, Kazakistan, İran, Suudi Arabistan, Endonezya, Malezya, Mısır. İyi kaynak, reel efektif döviz kuru endeksleri, ne ilişkin yöntemsel açıklama, TCMB, veri yönetişimi ve istatistik genel müdürlüğü ödemeler dengesi müdürlüğü. İ.İ.İ. grafik, TCMB REK verileri kullanılarak Tarafımdan hazırlanmıştır.